Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android cihazlardan dosya kurtarmayı deneyeceğiz. Ben bugün telefonu kullanacağım ama siz tablet falan da yapabilirsiniz. Yani onlardan bir dosya kaybettiyseniz onları da kurtarabilirsiniz. Fotoğraf olur, video olur, bir belge olur, işte arama kaydı olur, SMS olur. Bunları kurtarabiliyorsunuz. WhatsApp yazışmalarını falan soran oluyor. Onun için genelde programlar hani çalışsa bile şifreli geliyor. Yani aktive etmediğiniz zaman o yazışmalara ulaşamazsınız. Yani şifreyi biliyorsanız aktivasyonu yapabiliyorsanız onlara da ulaşabilirsiniz. Tabii bu duruma düşmeden önce yapacağınız en güzel şey bu cihazları yedeklemek olacaktır. Yani şöyle 500 GB'lık bir harddisk disk alsanız, artık harddisk fiyatları o kadar pahalı değil. SSD almanıza hiç gerek yok çünkü süre anlamında bir sıkıntınız olmayacaktır. Hani bir tanesi 1 dakikada atıyorsa bir tanesi 10 dakikada atacaktır ama o çok sizin derdiniz değil. En azından bir harddisk disk kalıp onu yedekleme yaparsanız bu tarz işlerde hani bir güvenceniz olur. Şimdi biz burada kurtarmayı deneyeceğiz ama bir hard diskte yedeğimiz olmuş olsaydı hani kurtarsa da kurtarmasa da oradan alma şansımız vardı. Biz şimdi yedekleme almamış olan yani böyle bir zor duruma düşmüş olanlar için bu kurtarmayı göstereceğiz. Ben uygulama olarak da Wondershire'ın Doktor Fon isimli kurtarma uygulamasını kullanacağım. Çok başarılı bir uygulamadır. Bu firmanın başka yazılımlarını da kullanıyorum. Yani bu uygulamayı çekmek için de rica ettim. Bana lisansı verdiler. Şimdi ben size buradan göstereceğim. Ben bugün size Android cihazdan kurtarmayı göstereceğim ama firmanın iOS için olan versiyonu da var. Onu da kullanabilirsiniz. Belki ona da bir video çekeriz. Biz şimdi isterseniz kullanımımıza geçelim. Ben zaten onlardan bir test lisansı aldım. Onun üzerinden size göstereceğim. Şimdi öncelikle siteye giriyoruz arkadaşlar. Burada ücretsiz deneme var. Buna tıklayıp indiriyoruz. İndirme işlemi tamamlandı. Yüklemeye geçelim. Buralar zaten birçok uygulamada klasik. Şuradan isterseniz yükleme yerini dili falan değiştiriyorsunuz. Şu an için Türkçe yok. O yüzden ben İngilizce olarak bırakıyorum. Yüklenirken şundan da bahsedeyim. Ben orijinal bir kablo kullanmıyorum. Benim kablom bozulmuştu ama dosya aktarımına izin veren bir kablo kullanıyorum. Siz de böyle bir şey yapmanız lazım. Dosya aktarımına izin vermeyen sadece şarj için olan kabloları kullanırsanız bu işlemleri yapamayacaksınız. Burada bilgisayara bağladığınız zaman bilgisayarın telefonu görmesi gerekiyor. Eğer görmüyorsa driver sorunu olabilir. İnternette Android telefon driver'ı diye aratırsanız onları da bulup yükleyebilirsiniz. Genelde Samsung'lar için ya da universal olan için böyle farklı versiyonlar oluyor. Onları denersiniz. Uygulama yüklendi. Şimdi çalıştırıp kayıt işlemini yapalım. Şimdi şu üst tarafta bir adam sembolü var. Ona tıklıyoruz. Buraya mail adresini yazıyoruz. İleri diyoruz. Şimdi bizden aktivasyon kodunu istiyor. Onu da buraya girelim. Aktivasyon kodunu da yapıştırıyoruz. Yine ileri diyoruz. Gördüğünüz gibi aktivasyon tamamlandı. Şimdi uygulamayı normal bir şekilde kullanabiliriz. Şuradan data recovery diyoruz. Gördüğünüz gibi başka bir sürü fonksiyon var. Bu fonksiyonları da kullanabilirsiniz. WhatsApp transferdir, işte şifre bul menajeridir. Yani şifreleri kaydetmekten bahsediyorum. Ekran şifresini sıfırlama var. O da burada gördüğünüz gibi. Bunun gibi birçok böyle hani uygulamacık diyelim. Bu uygulamanın içinde ufak ufak uygulamalar var. Onları da kullanabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Biz data recovery diyoruz. WhatsApp transferi falan da daha önce göstermiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Sistem aynı. Her uygulamada aynı oluyor. Şimdi kablomuzu bilgisayara bağlıyoruz. Diğer tarafı telefonumuza bağlıyoruz tabii ki. Bağlantıyı yaptık. Şimdi arkadaşlar burada telefon modelleri var. Bunlar da size USB hata ayıklamayı nasıl açacağınızı gösteriyor. Mesela ben Huawei kullanıyorum. Basıyoruz. Yukarıdan P serisi diyoruz. Size nasıl hata ayıklama yani geliştirici modunu açıp USB hata ayıklamayı aktif etmeniz gerektiğini gösteriyor. Buna göre USB hata ayıklamayı aktif ediyorsunuz. USB hata ayıklamayı aktif ettikten sonra cihazınızı görecektir bilgisayar. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilgisayara güven seçeneği var. Onu da aktif ediyorsunuz. Ben size zaten bunun ekran kaydını koyacağım. Bundan sonra kendi otomatik bağlantı yapıyor. Şu ekranı kapatabiliriz. Tamam diyoruz. Bakın burada seçenekler geldi. Neleri kurtarmak istiyorsanız yani siz hepsini de kurtarabilirsiniz. İstediğiniz bir seçeneği seçip de kurtarabilirsiniz. Biz şimdi hepsini seçelim göstermek için. Next diyelim. Normalde bu tarz işlemlerin root gerektirmesinden dolayı telefona bir yazılım yüklüyor. O yazılım üzerinden iletişim kuruyor. Bazı cihazlarda buna izin vermiyor o zaman kesin root etmeniz gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Benim cihazım da şu anda izin verdi. Çünkü telefona bir uygulama yükledi. Yani karşılıklı konuşuyorlar. O yüzden şu an kurtarma işlemini yapabiliyor. Gördüğünüz gibi 3335 tane fotoğraf. Çünkü eski bir cihaz. Yani ben kullandığım bir cihaz bu. 158 video, 493 tane ses kaydı, 1548 tane SMS, işte kontak bilgileri yani kişiler, rehberimden bahsediyorum. Arama kayıtları 2000 tane falan. Bunların tabii ki çoğu eski, bazıları da yeni kayıtlar. Yeni kayıtları da gösteriyor. Buradan istediklerinizi kurtarabilirsiniz. Buradan istediklerinizi seçeceksiniz. Ben şu anda hani fotoğraflara falan girmiyorum. Buradan seçtikten sonra ister cihazın üzerine yani tele kurtardığınız direkt telefonun üzerine de kaydedebilirsiniz ya da bilgisayarınızda da kaydedebilirsiniz. Şimdi biz bilgisayar üzerinden kurtarmayı yaptık. Şimdi isterseniz bakalım, buraya geldi, ben masaüstünü seçtiğim için. Burada dosyalar duruyor, Şunları şey de yapalım, boyutuna bakalım. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı MP3'lerle aynı boyutta. Siz tabii ki kurtardığınız dosya, hani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela neden boyutuna baktım? 1-2 kilobyte olsaydı bunlar %99 tabii ki bozuk olmuştu. O yüzden buna bakmanız önemli. Boyutuna bakın, ismine bakın, sonra bir çalıştırın. Eğer video filan indirdiyseniz, yani video filan böyle kurtardıysanız onları da bir izleyin arkadaşlar çünkü atıyorum 10 dakikalık video, 2 dakikası düzgün kurtulmuştur, geriye kalan 8 dakikasında bozukluklar vardı filan. Resimlerde genelde direkt açtığınız zaman bozuksa yarısı görünür, yarısı görünmez filan böyle şeyler olabiliyor, onlara dikkat edersiniz. Şimdi biz bunu kapatalım, bir de uygulamanın fiyatlarına göz atalım. Şuradan siteye tekrar giriyoruz. Buy now diyoruz. Ben size tüm linkleri vereceğim. Eğer alabilirsem indirim kodu da alacağım. Onu da aşağıya eklerim. Eğer ihtiyacınız olursa oradan kullanabilirsiniz. Zaten burada size iOS versiyonunu da gösteriyor. Dikkat ederseniz şurada. List ihtiyacınız varsa onu da seçebilirsiniz. Bir yıllık cihaz için burada yani Android'den bahsediyorum şu an. Bir yıllık bir lisans için şurada 39.95 dolar ödemeniz gerekiyor. Bunlara genelde vergiler de ekleniyor. Ülkelere göre değişiyor. 5 tane cihaz için bir PC de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hayat boyu lisans almak isterseniz de 49.95'e alabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz kadar cihaz ya da PC'yi arttırabiliyorsunuz. Dedim yani 5 tane cihazda kullanabiliyorsunuz. Buradan isterseniz çok fazla cihaz seçebiliyorsunuz ya da başka PC'lerde de kullanacak şeklinde. Çünkü mesela ben bu lisansı bu cihazda aktif edersem başka bir cihazda aktif edemiyorum. Buradan kaldırmam gerekiyor falan. O yüzden bu tarz seçenekler bulunuyor. Bunlardan istediğinizi seçersiniz. Bu fiyatlandırmada şöyle de bir şey var. İstemediğiniz modülleri çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle fiyatlandırarak da kendi fiyatınızı oluşturabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Uygulamanın full halde yani tüm seçenekler içinde, tüm modüller içinde halde şurada 139.95 şeklinde bir yıllık alabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi ana sayfaya bir gideyim. Oradan da bir şey göstermek istiyorum size. Bakın ana sayfada aşağı indiğiniz zaman neler kurtarabildiğinizi gösteriyor. Eğer merak ediyorsanız bunlara göz atabilirsiniz. İşte mesela bozuk cihazlardan filan da kurtarma yapabiliyorsunuz. Ondan da bahsetmiş olması lazım. Evet. Onlardan da kurtarma yapabiliyorsunuz. Desteklenen cihazlar, markalar filan bunları da buradan öğrenebiliyorsunuz. Nasıl kurtarma yapıldığını ben zaten gösterdim. Burada da bazı bilgiler var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar tüm işlemler bu kadardı. Sizlerin de kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama bir sorun yaşarsanız da ben yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Biraz yoğunluktan dolayı geç cevap verebilirim ama vereceğimden emin olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadardı. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.